Bağırsak enfeksiyonları bazı bakteriyel ya da virüs ajanlarının sebep olduğu sıklıkla mide bağırsak sistemini tutan enfeksiyonlardır. Çocuklarda genelde büyük oranda kusma ve ishal şeklinde görmekteyiz. Üzerine bazen ateş eklenir, bazen bağırsak düğümlenmesine kadar sorunlara sebep olabilir. Daha çok yuva çocuklarında, 2-5 yaş arasında daha çok görüyoruz bağırsak enfeksiyonlarını, fakat her yaşta görülebilir. En sık bize sorun oluşturan yaş grubu 2-5 yaş arasıdır. Bu dönemde sıvı kaybı, dehidratasyona bağlı komplikasyonlar görebiliyoruz. Bazen bağırsak düğümlenmeleri olabiliyor. Yüksek ateş beslenememeye bağlı olarak çocukta ciddi halsizlik, bazen şekeri düşebilir. Basit hijyen tedbirleri önerilir. Okulda ya da kreşte, yuvada özellikle yöneticiler açısından tuvalet temizliği. Sonuçta tuvalet hijyen eksikliği en büyük bulaş sebebidir. Aynı zamanda tuvaletten çıktıktan sonra 30 saniye boyunca, aslında 2 dakika daha iyi ama en azından 30 saniye boyunca sabunlu suyla çocukların ellerini yıkamaları ve ishal olan çocuğun belki mümkünse tuvaletin ayrılması gibi önlem alınabilir. İshal kusma vakaları genellikle 5 yaş altı çocuklarda çok sık görülmekte. 5 yaş üstünde de görülebiliyor, fakat 5 yaş altı bizi biraz daha zorluyor çocuk doktorlarının. Neden? Oral alımda azalma oluyor, dehidratasyon oluyor. Bazı çocuklarda serum tedavisi gerekebiliyor. Özellikle yüksek ateş ve kusma ile seyreden vakalarda bazen serum tedavisine ihtiyacımız olabiliyor. Çocuklarda eğer ki oral alım iyiyse bağırsak enfeksiyonlarında mümkünse oral hidrasyon tedavisiyle devam ediyoruz. Fakat oral beslenemiyorsa çocuk ve dehidratasyon bulguları, yani sıvı kaybı bulguları varsa o zaman serum tedavisi uyguladığımız oluyor. Bazen eğer çok düşünemeyen ateş veya çok çok aşırı halsizse veya kan şekeri düşüklüğü gibi başka metabolik bozukluklar varsa veya çok şiddetli karın ağrısı varsa beslenmeyi etkileyen, beslenmesini, oral beslenmeyi etkileyen, o zaman bazen çocukları hastaneye yatırıp tedavi ettiğimiz oluyor birkaç gün. Bağırsak enfeksiyonlarının korktuğumuz bazı komplikasyonları da var. Bunlardan bir tanesi bağırsak invajinasyonu, entüsepsiyonu, yani bağırsak düğümlenmesi gibi halk arasında bilinir. Bağırsak düğümlenmesinde bazen gerçekten cerrahi tedavi bile gerekebiliyor. Aslında basitçe korunmak mümkündür. Basit hijyen tedbirleriyle bağırsak enfeksiyonlarının çoğundan korunulabilir. Genelde hijyen eksikliği de bulaşır bağırsak enfeksiyonları. Enfeksiyonu olan bir çocuk bir tuvalet kullandığı zaman orada yeteri kadar hijyen tedbirleri uygulanmazsa arkasından gelen çocuk bu mikroba maruz kalabilir. Bundan dolayı azami hijyen tedbiriyle azaltılması gündeme gelir. Eğer bağırsak enfeksiyonu olduysa da çocuk, o zaman bağırsak enfeksiyonu tedavisinde daha çok probiyotiklerle, sıvı takviyesiyle tedavi ediyoruz. Fakat bazı antibiyotik kullanmamız gerektiren durumlar olabiliyor. Amip enfeksiyonları gibi veya bazen 2 ay altında bağırsak enfeksiyonu, 3 ay altında bağırsak enfeksiyonları normal çocuklardan biraz daha ağır seyredebiliyor. Bunları direkt hastaneye bazen yoğun bakıma yatırdığımız oluyor. Bağırsak enfeksiyonu geçiren bir çocuğunuz varsa eğer evde takip edip eğer kusması olursa, halsizlik olursa, şiddetli karın ağrısı olursa veya ateşi düşüremezseniz, farklı bir bilinç bulanıklığı gibi bir şey görürseniz hemen hastaneye getirmek gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları okul çağlarında özellikle çocuklar arasında çok hızlı yayılabilen genelde viral enfeksiyonlar oluyor. Engellenebilmesi için üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha çok hijyen, basit kişisel hijyen tedbirleri ve hasta çocuğun mümkün mertebe diğer çocuklardan izolasyonu olarak düşünebiliriz.